Uyum problemi, yabancılık çekme gibi kavramları her transfer döneminde duyuyoruz. Transfer ettiğiniz oyuncunun adım attığı coğrafyaya alışması, insan yapısına ısınması, kendisini hem kulüp içinde hem de gündelik hayatında yabancı gibi hissetmemesi başarı yolunu kısaltan en önemli etken. İşte ülkemizde ter döken Yunan futbolcular da bunun en net göstergesi. Komşudan ülkemize transfer olan oyuncular, ülkenin havasının suyunun aynı olmasından mıdır, futbol kültürünün benzer olmasından mıdır bilinmez ama burada çok iyi işlere imza attılar ve atmaya da devam ediyorlar. İşte o isimlerden bir tanesi de Bakasetas. Alanya Spor'la ülkemize adım atan ve geride bıraktığımız transfer döneminde Trabzonspor'a transfer olan Bakasetas'ın kariyer hikayesi bakalım bizlere neler anlatıyor. 28 Haziran 1993'te Yunanistan'ın tarihi kentlerinden Korint'te doğan Bakasetas, futbola ilk adımını Atina'da Asteras Tripolis kulübünde attı. Çalışkanlığı, potansiyeli ve sol ayağıyla yaşıtlarından daha ön plana çıkmayı başaran oyuncu, başkent ekibinin akademisinde geçen senelerin ardından henüz 17 yaşında profesyonel sözleşmeye imzasını attı. İlk lig maçına yine aynı yaşta zorlu AEK Atina deplasmanında çıktı. Son 6 dakikasında ter döktüğü mücadelede o artık Asteras taraftarı için adam olacak çocuktu. Bir sonraki sezon ligin ilk devresinde 5 karşılaşmada süre aldı. Devre arasında ise daha fazla şans bulması ve tecrübeleşmesi maksadıyla o dönem 3. ligde mücadele veren bir diğer Atina ekibi Filis'e kiralandı. Filis'te muhteşem işler çıkardığı söylenemez ama saçtığı ışık sayesinde izleyenlerin ilgisini çekmeyi başarmıştı. Ülkesinin 19 yaş altı milli takımından aldığı davet de bunun en net göstergesiydi. O yaz 19 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda ter döktü ve uluslararası arenada kendini gösterme şansı buldu. Artık taraftarlar da onu sahnede görmek istiyordu. Hem orta alanda hem kanatta oynayabilen, hem pas yeteneği, hem oyunu okuma kabiliyeti, hem de skorer özelliği güçlü genç bir oyuncuya sahipseniz yapmanız gereken şey bellidir. Ona mümkün olduğunca şans tanımak. Asteras teknik ekibi de öyle yaptı. 2011-2012 sezonunda Yunanistan Süper Ligi'nde 9, kupada da 1 maçta forma giydi. Bir sonraki sezonsa lig, kupa ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 15 mücadelede ter döktü. Henüz 19 yaşında olmasına rağmen bu kez 21 yaş altı milli takımdan davet aldı ve kendine, yeteneklerine güveni geldikçe sahadaki ağırlığı arttı da arttı. Bir sonraki sezon daha fazla süre almayı beklerken sadece 9 maçta şans buldu. İkinci devre ise Aris'e kiralandı. 10 maça çıktığı Selanik ekibinde daha çok kanatta şans buldu ve bavulundaki 3 golle yeniden Atina'ya döndü. O yaz yeniden UEFA Avrupa Ligi elemelerine katılan Asteras'la iyi bir iş çıkardı. Grup aşamasında temsilcimiz Beşiktaş'la karşılaştılar ve Beşiktaş'a karşı 13 dakika süre aldı. 82. dakikada Beşiktaş'ı yıkan o golün asistini yaptı. Ancak ülkesindeki o zorlu lig maratonunda takıma beklenilen katkıyı veremiyordu ve daha çok kulübede zaman geçiriyordu. Ocak ayında bedelsiz olarak daha fazla süre alabileceği bir kulübe, Panionios'a transfer oldu. Bir diğer başkent takımına transfer olduğu için evini bile değiştirmesine gerek kalmadı ama yeni takımında aldığı süre sayesinde hayatı değişti. Hem forvet arkasında hem her iki kanatta birden hem de santrafor mevkiinde şans buluyor, çok yönlü bir oyuncu olarak ciddi süre alıyordu. Bulduğu bu altın değerindeki fırsatın karşılığını attığı bir gol ve yaptığı 4 güzel asistle de verdi. Bakasetas bir sonraki sezon hem asıl mevkisini bulmuş hem de o mevkinin vazgeçilmez ismi olmuştu. Ligde çıktığı 18 maçta rakip kalelere 11 gol bıraktı. 7 golünde asistini yapmayı başardı. Yunanistan A milli takımına da oldukça güzel geçen bu sezonun ardından seçildi. Tabii bu yükseliş sadece milli takım yetkililerinin değil birçok kulübün de ilgisini çekmişti. Panionios yarasına merhem olan bu altın çocuğu kaybetmek istemese de AEK Atina'dan gelen teklif Bakasetas'ın hayatını değiştirdi. 300 bin euro karşılığında ilk profesyonel maçında rakip olduğu AEK'ya transfer oldu. Sarı siyahlı kulüpteki ilk sezonunda bir ara sakatlıkla başı ciddi şekilde belaya girse de 29 maça çıkıp 6 gol, 1 asistlik bir performans ortaya koydu. Bir sonraki sezonsa adeta rüya sezonuydu.
2017-2018 sezonunda Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ve UEFA Avrupa Ligi'nde son 32'ye kalan AEK'nın temel taşlarından biri olmayı başardı. Sezon içinde 4 farklı pozisyonda birden sorumluluk alarak adeta joker görevi üstlenmişti. Birçok kulüp çok yönlü iyi bir oyuncu olan Bakasetas'ı transfer etmeye çalıştı. Ancak o Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterme fırsatı bulunca bu şansı tepmek istemedi. Daha iyi bir maaş yerine o tüyleri ürperten seromini müziğini tercih etti. 2018-2019 sezonunda 3'ü Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere takımıyla 30 maça çıktı. Artık daha iyi bir gelecek üzerine planlar yapıyordu. Yunanistan dışında yeni bir kariyer sayfası açmak, daha iyi şartlarda futbol oynamak için bir hayli niyetliydi. İşte tam da bu dönemde yaptığı transferlerle yüksek bir başarı oranı sağlayan Alanyaspor'dan bir teklif almıştı. Kolay adapte olabileceği, yabancılık çekmeyeceği ve kendisinin de bir hayli istekli olduğu bu teklife hayır demesi için hiçbir sebep yoktu. 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında Alanyaspor'lu oldu. Yeni takımına hızla uyum sağladı. Geçtiğimiz sezon Erol Bulut yönetimindeki Akdeniz ekibinde adeta puzzle'ın eksik parçası gibi sistemi tamamlamıştı. 34 lig maçının tamamında sahadaki yerini aldı. 10 gol atıp 5 golün asistini yaptı. Süper Lig'de 5. olan ve Avrupa kupalarına katılma başarısı gösteren, Türkiye Kupası'nda da final oynayan Alanyaspor'da sezonun yıldız isimlerinden biri olmuştu. Bakasetas hakkındaki bu performansı koruyabilecek mi sorusuna cevap arana dursun, içinde bulunduğumuz 2020-2021 sezonuna da oldukça etkili başladı. Cevabını sahada veriyordu. Takımına katkısı sadece attığı 7 golle veya yaptığı asistlerle açıklanamayacak kadar üst düzeydeydi. Bakasetas için Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia ediliyordu ancak kendisinin çok sıkı bir talibi vardı. Sosa'dan doğan boşluğu doldurmak isteyen Trabzonspor için oyuncu biçilmiş bir kaftandı. Değerini bulan her oyuncuyu satabiliriz düşüncesiyle hareket eden Alanya yönetimi, Bordo Mavililerden gelen 4 milyon euroluk teklifi kabul etti ve Trabzonsporlu taraftarların umutla beklediği transfer gerçekleşti. Yunan Joker, Karadeniz ekibinde attığı gollere ve yaptığı asistlere devam ediyor. Şimdiden bir sezonda attığı gol rekorunu kırdı, atmaya ve attırmaya da devam ediyor. Genç oyunculara tavsiyesi sorulduğunda ise şu cevabı veriyor. Futbola devam etmek kolay değil. Hiçbir zaman pes etmemelisiniz. En iyi olduğunuz anın ardından kötü bir an yaşayabilirsiniz. Bunun tam tersi de meydana gelebilir. Ben de çok zor yollardan geçtim. Sıkı çalışmalı ve zor zamanlarda sabırlı olmalısınız.